Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız yepyeni bir oyun canavarı programıyla karşınızdayız. Bu programda gerçekten de benim ve benim gibi kişilerin beklediği, büyük bir merakla beklediği bir oyun sonunda PC'ye geldi. God of War. Biliyorsunuz uzun yıllardır PlayStation konsolunda olan ve özel bir oyun olan God of War. Milyonlarca insan tarafından oynandı, eğlenildi ve birçok konuda da aslında üzerinde konuşulan bir oyundu. Çok popüler bir oyundu ancak şöyle bir durum vardı yakın zamana kadar. Sadece ve sadece PlayStation sahibi olanlar bu oyunu oynayabiliyordu. Ne Xbox için ne de PC için bu oyunu oynayamıyorduk. Sony en sonunda bu inadını kırdı ve 2005 yılında piyasaya sürülen oyunu nihayet PC sürümüyle kullanıma sundu arkadaşlar. Evet. God of War artık PC'de de oynanabiliyor. Oyunun biraz geçmişine dönmek istiyorum ben. İlk olarak 2005 yılında PlayStation 2'de çıkmıştı bu oyun arkadaşlar. Ve o günden bugüne kadar 19,5 milyon kopya satılan bir oyun oldu God of War. Steam üzerinden indirebiliyorsunuz. Steam'deki fiyatı 329 TL. Aynı zamanda bize bu videoda bu oyunu veren Play Store üzerinden de bu oyunu indirmeniz mümkün. Aynı zamanda Play Store'dan aldığınız zaman işte telefon faturanıza taksitle de alma imkanınız olduğunu belirtelim. Şimdi oyun tabii ki biliyorsunuz Kratos isimli bir ana kahramanımız var ve bu ana kahramanın çeşitli dönemlerdeki maceralarını anlatıyordu ve Olimpos tanrılarından aldığı intikam üzerinden yıllar geçen Kratos artık İskandinav tanrılarının ve canavarların diyarında sıradan bir insan olarak yaşıyor. Hikayemiz böyle başlıyor. Bu sert ve acımasız dünyada hayatta kalabilmek için savaşmak zorunda ve bu hikayede aynı zamanda oğlu da var arkadaşlar. Oğlunu da yine maceraya atılıyor ve oğluyla beraber bir maceraya giriyor. Oyunun başında Kratos'un eşinin öldüğünü görüyoruz. Onun bir cenazesini gösteriyor bize. Oğluyla beraber cenazesini düzenliyorlar, cenaze törenini. Ve daha sonra da macera başlıyor. Tabii ki detay vermeyelim. İşin büyüsü bozulmasın. Biz de oyunu sizler için oynadık. Peki sistem gereksinimleri nelerdir? Şimdi bir minimum sistem var, bir de önerilen var. Ben önerilenden bahsetmek istiyorum. Windows 10 64 bit olması gerekiyor önerilende. İşlemcide ise Intel tarafında baktığımızda en az 6. nesil i5 olması gerekiyor. AMD tarafında ise Ryzen 5 2400G olması gerekiyor minimum. Bellek olarak 8 GB diyor ama aslında 16 GB olsa daha iyi olur. Ekran kartı tarafında Nvidia'da GTX 1060 ki 6 GB olması öneriliyor. Ya da AMD tarafında da RX 570 o da 4 GB olması tavsiye ediliyor. DirectX sürümünün 11 olması ve depolama alanında 70 GB ki 68 GB falan sadece install tutuyor arkadaşlar. 70 GB'de bir kullanım alanı gerekiyor God of War'un PC sürümü için. Evet şimdi oyuna girdik. Ekranda da görüyorsunuz Kratos burada ve yanında çocuğumuz da var. Çocuğumuzla beraber bir maceraya atılıyoruz. Bu macerada eğer düşmanlar çıkarsa karşımıza bu ufaklık da ok atabiliyor. O okları da biz kontrol edebiliyoruz. Yani işte istediğimiz zaman o okları attırabiliyoruz. Çeşitli böyle ufak tefek bulmacalar var arkadaşlar oyun içinde. Şimdi inelim şöyle bir aşağıya indik. Burada mesela bir dolaşacağız. Bakın burada alabileceğimiz şeyler var. Bunları bir toplayalım. Ve Türkçe bu arada fark ettiğiniz üzere Türkçe altyazılı. Burada bir şeyler var diyor. Bakalım bu tarz böyle şeyleri mutlaka açın. Sandıkları bu yalnız 3 tane mührü bulun ve çözün diyor. Şimdi 3 tane mühür bulmamız lazımmış. Kilitliymiş bu şu anda. Şurada bir tanesi var. Oraya çıkabilecek miyiz? Nasıl bir şey orası? Şöyle bir gidelim. Yok buraya çıkamıyoruz. Burada bir dolaşacağız. Bakalım etrafta bir şeyler var. Onları... Evet, burada da bir şey aldık. Şöyle bir alalım. Bunlar bizim canımızı güçlendiriyor arkadaşlar. Böyle etrafta bulduğunuz şeyleri alın. Bu arada biliyorsunuz oyunu oynayanlar varsa biliyordur da oynamayanlar için ben söyleyeyim. Baltamızı biz istediğimiz gibi atabiliyoruz. Kontrol tuşuna bastığımız zaman bakın. Hop, balta gitti. Nerede? Gitti ama geri gelebiliyor. Aynen Thor'un biliyorsunuz çekicinde olduğu gibi çağırıyoruz ve baltamız geri geliyor. Şimdi yolun bir kısmını açtık. Şimdi oğluyla konuşuyor Kratos. Biraz sert bir abidir kendisi biliyorsunuz. Şimdi buraya geldik de buradan nasıl geçeceğiz? Buralarda bir şeyler var demek ki. Böyle işte çeşitli şeyleri çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya bir çıkalım tekrar. Buradan da bir şeyler yapacağız gibi görünüyor. Evet. Şimdi bakın oradaki mührü görüyorsunuz. O mührü de kırmamız lazım. Evet.
Tekrar alalım baltamızı. Evet, baltamız önemli çünkü bu baltayla savaşıyoruz düşmanlarla. Tabii biz şimdi burada kısa bir oyun oynayacağız tabii halle ve doğal olarak ama hop atladık ve çocuğumuz bizi otomatik olarak takip ediyor. Şimdi buralarda bir şeyler gelecek. Biraz savaşa gidelim. Gel bakalım. Gel. Bu yalnız çocuk için ok attıralım. Çünkü bizim baltamız bu arkadaşa işlemiyor. Bunlar al bakalım. O zaman evet bunları ruinle basalım. Ve bunları özel bir öldürme yöntemimiz var. Bu şekilde orta tuşa basınca arkadaşın tozunu topacını arttırıyoruz. Biraz sert bir oyun bu arada. Bir dakika bakalım burada bir şey var mı etrafta? Yok. Şunları toplayalım. Böyle şeyleri mutlaka alın. Bunlar bize can sağlıyor. Güç sağlıyor. Şimdi hep böyle çeşitli şeyler var. Maceralar, bulmacalar var. Bir yere çıkmamız gerekiyor. Bir şeyleri indirmemiz gerekiyor. Bir şeyleri kaldırmamız gerekiyor. Bakalım şimdi nasıl çıkacağız buralara. Bir dolaşalım bakalım etrafında. Düşman geliyor. Bu düşmanları yalnız normalde yapamıyoruz. Şöyle bir kalkanla. Evet bas bakalım. Hadi bakalım. Haydi oğlum at okunu. Haydi oğlum ok at. Evet birini hallettik. Şimdi öbürü var sırada. Bunlar yalnız biraz güç garip güçleri var ve ortadan kaybolabiliyorlar. Ya gel kardeş. Gel oğlum gel. Haydi bakalım. Oh. Sakin ol. At oğlum at. Evet bunları böyle at oğlum ok at. Evet böyle hacamat edebiliyoruz. Şekil 3 ağda görüldüğü üzere. Bunlar da bize saldırabiliyor tabi. At oğlum ok at. Oh, ortalık karıştı. Ok at. Evet çok ciddi bir çatışmanın ortasına düştük. Etrafta da bir sürü şey var. At oğlum at ok at. Şimdi bu arkadaşı Hakk'ın rahmetine kavuşturuyoruz. Ama iyi savaştık. İşte böyle çocuğumuzla beraber bu garip yaratıklarla beraber savaşıyoruz. Bunların bir kısmı İskandinav tanrılarından gelen bazı şeyler, bir kısmı Yunan mitolojisinden de gelen şeyler var arkadaşlar. Karışık ve kompleks bir oyun. Eğlenceli bir oyun. Eğer bu türü merak ediyorsanız, benim bugüne kadar PlayStation'ım yoktu, alamadım ya da işte almak istemiyorum ama PC'de bu oyunu oynamak istiyorum diyorsanız kesinlikle güzel bir oyun olmuş. Söylediğim gibi Play Store üzerinden taksitle de alabiliyorsunuz veya Steam üzerinden de almanız mümkün. Şu anda yine bir bulmacayı çözüyoruz. Evet. Şöyle bir. Evet bunu böyle açacağız. Evet kapıyı açıyoruz. Şimdi tabii kapıyı açtık ama bunu tutmamız için. Evet şöyle bir şey yapıp şurada bir şeyimiz var galiba. Buraya mı atacağız? Bakalım. Yine bir bulmaca bizleri bekliyor. Yok. Şimdi çünkü bunu bırakınca muhtemelen kapı kapanacak tekrar. Bırakalım. Evet gördüğünüz gibi kapı kapanıyor. Kapının da böyle bir durumu söz konusu. İşte bu tarz böyle ufak tefek bulmacalarla kapıyı açıyorsunuz, kapıyı kapatıyorsunuz, bir şeyleri bağlıyorsunuz. Bunlarla beraber çok eğlenceli ve maceralı bir oyun var. Tabii çok kısa bir bölümünü oynadık biz. Şu anda size kısacık bir yani 5-6 dakikalık bir bölümünü gösterdik. Oyun eğlenceli, oyun güzel. Oynanış dinamikleri farklı. Benim gibi ilk kez oynuyorsunuz. Ben gerçekten ilk defa oynadım bu oyunu. Ben beğendim. Muhtemelen siz de beğeneceksinizdir diye tahmin ediyorum. Klavye üzerine alışması gerekiyor biraz arkadaşlar. Çünkü bu oyun biliyorsunuz bir konsol oyunuydu. Klavyede tuşları vesaire birazcık bilmeniz gerekiyor, öğrenmeniz gerekecek. Bu alışma süreci geçtikten sonra da oyun çok güzel bir hikaye modu ve özelliğiyle beraber sizlere sarıp sarmalayacaktır diye düşünüyorum. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız bir oyun canavarı programının daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlere God of War isimli oyunu anlatmaya çalıştık. Oyun PC'ye de geldi artık. Bugüne kadar sadece PlayStation'da vardı ve artık PC üzerinden de oynanabilen bir oyun haline geldi. Eğer
oyunu merak ediyorsanız, benim konsolum yoktu bugüne kadar, ben oynayamadım diyorsanız benim gibi mutlaka bir deneyimlemenizi öneriyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.